Arayamıyorum. Arıyorum. Büyük Çalıyor. bittik. Büyük bittik. Abi açamadık. Ekmek teknesinden teklif geldi, gidelim mi falan değil mi acaba? Başka konuyu mu saptırsam Adam çete küfür etmesin şu an. acaba? Çocuklar Abi çok şu an. tetikte şu an. Büyük bittik yazıyorlar abi. Abi istifa istifa diyorlar ha. Hocam nasılsın? İyi Serhat, sen nasılsın? İyi Allah şükür ya. Sesini duydum, daha iyi oldum ya. Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Nasıl olsun, iyi olduğu söylenemez tabii. Sen de biliyorsun son maçlardan dolayı biraz. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bence sen çok başarılı bir hoca olacaksın. Ben onu bir kere söyleyeyim sana. Niye diyeceksin bana? Bir tane sağ bek vardı, hatırlıyor musun? Ben Anderlecht'te oynadım. Polonyalı. Michael'di, Michael. Senin öğrencindi. Ben de sen de tabii kader birliği yaptık seninle abi. Onunla konuşmuştum. Beni aradı bunlar sizin takımdayken o zaman. Dedi ki işte Ümit Hoca falan, nasıl falan dedim. Böyle bir hoca olamaz dedi. İşte bize dedi çok ilgi alaka, işte her şeyimize ilgileniyor falan dedi. Bunu duydum mesela, ben çok sevindim abi. Çünkü biliyorsun hani biz de Almanya'da yetiştik. Bizim de böyle hocalara ihtiyacımız vardı. Hani o yüzden ben seninle ilgili çok iyi şeyler duydum. Hocalığınla ilgili. Futbolcunun zaten ayrı. Kaptan, ona zaten girmiyorum ama hocalıkla bence inşallah çok iyi yerlere geleceksin abi. Ben kendi samimiyetimle söylüyorum bunu sana. Allah'ın dediği olur. Aynen Hayatta öyle. bunlar var. Senin şöyle söyleyeyim, hani işte Galatasaray falan yendiniz, onlar önemli değil de, yani çok zor bir dönemde kulübü aldın, tamam mı? Kolay da bir şey değil abi, pozisyon olarak falan. Biliyorsun ligde bir sürü paralar harcanıyor, şey yapıyor. Sen yoktan var etmeye çalıştığın için bence yaptığın şeyler iyi abi. Ben kendi görüşüm bu benim, futbolla ilgili kendi Ya şimdi futbol. şöyle, yani tabi burası 100 yıllık bir kulüp, Aynen. kolay değil. Sen de orada bir sürü zaman geçirdin. Çok emeğin var o kulübe abi. Tabii ki yani ikinci gelişimizde sonuncu sıradaydı. Son 10 maçlık seriden sonra böyle bir kötü zamana girdik. Futbolda bunlar var. İnişler çıkışlar her zaman olacaktır. Önemli olan, hep ifade ediyorum, namusunla, şerefinle çalışmak. Evet. Yoksa onun dışında kimin ne düşündüğü, ne dediği çok önemli değil. Eğer sen vicdanen rahatsan. Ben hep bunu yapmaya çalıştım. En azından başkaları gibi 40 puanı bulduktan sonra genç oyuncu da oynatmadım. Bu takım 27-28 puandayken, küme düşme potasındayken Türk futboluna en az 3-4 tane oyuncu çıkarttım Aynen öyle. buraya. İşte Rahmetullah olsun, İlker olsun, Taha olsun, Mert olsun, Numan olsun. Dolayısıyla yani tabii ki çıkmayan candan ümit kesilmez ama önemli olan dediğim gibi yastığa kafana koyduğun zaman vicdanın rahat olması. Tabii hezeyanları anlayabiliyorsun. İşler kötü gittiği zaman her yerde tepkiler olabilir. Bunu biz yıllarca Fenerbahçe'de yaşadık, başka yerlerde yaşadık. Aynen öyle. Ama sen bunun psikolojisini çok iyi bilen bir insan olduğun için, hem TC olarak hem futbolcunda, bence sen bunun üstesinden çok kolay gelirsin abi. Yani başka bir hoca olsa tereddüt ederiz de, sen de bence, ben inanıyorum ve gerçekten tüm kalbimle söylüyorum bunu. Burada telefonda olduğun için değil abi. İnşallah, yani sana yakışıyor. Onu söyleyeyim bir kere. İnşallah iyi yerlere gelirsin abi ya. Teşekkür ederim. İnşallah. Sağ ol. Biraz eski anılara döndük biz geçen yıllarda. Rüştü abi alındı. Samuel Johnson'u bağladım dün. Samuel Johnson kanadan bağlandı. Biraz ekmek teknesini falan seyrettik eski günlere. Eski anılarımızı konuştuk. Seni seviyoruz abi. Allah gönlüne göre versin diyorum. Senin kalbin temiz. İnşallah iyi yerlerde olursun abim benim. Çok sağ ol Serhat. Tamam mı Teşekkür hocam? ederim. Çok sağ ol. Hayırlı Sağ ol. akşamlar. Sağ ol bağlandığın için. Seni seviyoruz. Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol.